Milli Ağaçlandırma Günü 11 milyon ağaç bugün fidan, yarın nefes kampanyası kapsamında Kahramanmaraş'ta 221 bin adet fidan dikildi. Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Çınarlı Mahallesi ağaçlandırma sahasında düzenlenen törende Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör konuşma gerçekleştirdi. Şehrimizin, il genelimizin 1/3'ünden fazlası ormanlarla kaplı. Tabii orman demek, nefes demek, yeşillik demek, güzellik demek. Biz şehirlerimizi, ülkemizi, coğrafyamızı daha fazlasıyla yeşile boğmamız ve bu alanları geliştirmemiz lazım. Tabii bu faaliyet önemli bir faaliyet. Bu seferberlik önemli bir faaliyet. Şöyle baktığımızda hakikaten Türkiye'de şehirlerimizin daha fazla yeşil alana sahip olduğu, illerimizin, coğrafyamızın daha fazla ormana sahip olduğunu düşündüğümüzde bu bize burada da ifade edildiği gibi geleceği bir nefes olarak karşımıza çıkıyor. Dikmek tabii ki önemli ama korumak da bir o kadar daha önemli. Biz geçmişte var olanı korumuş olsaydık bugün daha fazla ormana sahip olurduk. Bugün dikeceğimiz ormanı da daha fazla korursak daha fazla yeşile sahip olacağımızı biliyoruz. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç yaptığı konuşmada bir ağacın 30'dan fazla kişinin alıp verdiği nefesi temizlediğini söyledi. Allah yarattığı şeylere bir denge koymuştur. Cansızlar, bitkiler, insanlar, hayvanlar. Hepsi bu dengenin bir parçasıdır. Bu dengede ağaçların da çok önemli bir yeri vardır. Ve nitekim yetişmiş bir ağacın 30'dan fazla kişinin alıp vermiş olduğu nefesi temizlediğine dair ilmi tespitler var. İnancımıza göre ağaç dikmek çok önemli bir faaliyet. Allah cenneti bile ağaçlık, ormanlık, yeşillikli bir yer olarak tarif ediyor. Pir Sultan Abdal'ın deyişlerinde de ağaca çok önem veriliyor. Kâbetullah'ın eşeği, cihanı tuttu ışığı, Hasan Hüseyin'in beşiği, o da yine ağaçtandır dizeleri boşuna söylenmemiştir. Sonrasında ise Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, ağaç dikmenin önemine dikkat çekti. Ağaç, bildiğiniz gibi karbondioksiti tutan ve oksijen veren, böylece insan solunumunda çok katkısı bulunan, doğaya katkısı bulunan temel bir yapıdır. Her ağacın insanın sağlığına, insanın geleceğine, hayatına büyük katkısı vardır. Elbette ağaç dikmeliyiz. İnançlarımız da bunu gerektiriyor ve son anda bile ağaç dikmeyi bize öğütlüyor. Bu nedenle ağaç dikmek sadece kampanyalarla değil, her zaman boynumuzun borcu olması lazım. Ama ondan çok daha önemlisi dikilen ağaçlarımıza da sahip çıkmamız gerekir. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç ise proje hakkında bilgiler verdi. Kahramanmaraş ilimizde 221 bin adet fidanı dikeceğiz. Hatay'da 98 bin, Gaziantep'te 130 bin, Kilis'te 51.400, toplamda da 500.400 fidanı toprakla buluşturmuş olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde başlatılan ağaçlandırma seferberliği kapsamında ülkemizin orman varlığı 1999 yılında 20.8 milyon hektar iken bugün 22.6 milyon hektar olmuştur. Yaklaşık 1.8 milyon hektar orman varlığımız arttırarak ülkemizin %28.6'sı orman haline gelmiştir. Orman varlığımızı 2023 yılında %30'a çıkarmayı hedeflemekteyiz. Bu hedef doğrultusunda gece gündüz çalışıp hem ormanlarımıza sahip çıkacağız hem de vatan toprağımıza sahip çıkacağız.